Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni videomuzla karşınızdayım. Bugün kaktüs ve sukulentler çok sevdiğimiz minik bitkilerimizin topraklarının karışımı nasıl olmalı? Ondan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Geçen hafta büyük saksılarımın, büyük salon bitkilerimin topraklarını değiştirmiştim. Onlarda da aynı karışımı kullanmıştım. Şimdi kaktüslerde de aynı karışımı yapacağım ve sizlerle ne kadar oranda kullanıyorum onu paylaşmaya çalışacağım. Kullandığım ana toprak torf kokopit. Kokopiti tercih ediyorum. Çok kaliteli bir kokopit. Geçen yaz da aynı yerden alıp kullanmıştım. Ve bitkilerimi hiç kayba uğramadan bu yaza çıktım. Burada perlitimiz var. Perlitte %10 gibi karıştıracağım. Çok fazla katmak istemiyorum. Çok fazla katanlar var ama ben katmak istemiyorum. Küçük toprak bitlerinin olduğunu gördüm. Perlitten kaynaklı olduğunu düşünüyorum çünkü. O toprak birçok toprağımı ziyan oldu. Perlit karışımlı toprağımı atmak zorunda kaldım. Burada dere kumumuz var. Bu da %5 gibi sanırım. Lav taşları saksıların dibine koyacağım. Saksıların şöyle göstereyim. Böyle dibine koyacağım geçirgenlik için. Bunların delikleri biraz gördüğünüz gibi fazla büyük. Bunu dibinde kullanacağım sadece. Burada hidroton var. Kil bunlar. Bunları en üstte dekor amaçlı kullanacağım. Dekor amaçlı kullanırken aslında faydası da oluyor bitkilere. Şöyle toprağa gelen şu alttaki yaprakların çürümesini de engelliyor. Şu en üstte koyduğunuz takdirde bu ponza taşı da olabilir. Ponza taşını da dekor amaçlı kullanacağım. Hidrotonu da dekor amaçlı kullanacağım ama ikisi de bitkilere de faydası olan bir madde diyeyim ya da malzeme diyeyim. Başka burada solucan gübremiz var. Solucan gübresi de yine %5 kullanacağım. Şimdi bunu aslında uzun salınımlı gübreler kullanılabilir. Ben tercih etmiyorum. Ben bu solucan gübresini seviyorum. Çok kaliteli de bir firmadan alıyorum. Bunu ayda bir çok az toprağı üstten eşeleyerek solucan gübresini saksılara eklerseniz çok faydası oluyor. Benim çiçeklerimde faydasını gördüm. Size de öneririm. Şimdi isterseniz şöyle göstereyim tekrar. Bu bonibonumu alayım kenara. Şöyle göstereyim yine de kabımızı. Kokopit kaç litredir burada? Yaklaşık herhalde 5 litre civarı var sanırım. Dere kumunu da. Karıştıralım. Solucan gübremizi de koyalım. Bunu harmanlıyoruz. Daha sonra saksılarımıza aktaracağız. En üstte de ponza taşı ve hidrotonla şöyle tekrar göstereyim. Bunlarla bu kil toplarıyla ve ponza taşlarıyla en üstte bir parmak kadar bunlardan bir kısmını ondan bir kısmını ondan koyacağız diyelim. Sulama yapmayacağım. Bugün sulama yapmayacağım. Birkaç gün sonra sulama yapacağım. Çünkü bazılarını topraktan çıkarırken belki zedelenmeler olabilir. Onları engellemek için. Anlatacaklarım bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışırım. Elimden geldiğince, anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar anlatacağım. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler, iyi tatiller.